zaten olmamıştı, iyi oldu. Evet, şimdi yeniden çekime başladık. Kamyonla minibüsün arasına paralel park edeceğiz. Kendi aracımızla kamyonu eşitledik. Normalde arabalarla yapıyorduk hep. Bu sefer bir de kamyonla deneyelim dedik, büyük arabayla. Bekleyelim mi? Şimdi arkalarımızı eşitledik. Direksiyonumuzu tam kırıp yarım açtık. Tam kırıp yarım açtık. Evet, onu sabitleyelim. Aynamızdan bakıyoruz. Yine kapı kolumuz, arka tamponumuz kaldırımın üstüne çıkana kadar geleceğiz. Aynamız da kamyonu geçecek. Bakın, hiza olarak geçti. Aynamızın geçmesi burnumuzu kurtardı. Ama tamponumuzun biraz daha çıkması lazım. Çünkü kamyon geniş araç ya. Evet. Biraz daha alalım. Tamam. Şimdi burada aynamızdaki görüntüyü oradan da çekeyim. Bir oradan anlatabilir miyim? Bakın, kaldırımın başlangıç noktası kapı kolu. Şu yükseltiye kadar geliyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu tam sola kırıyoruz. Sonra aynamız kamyonu geçtiği için burnumuzdan endişe etmiyoruz. Ve kaldırımı kontrol ede ede, arkadaki arabamızı da kontrol ede ede geliyoruz. Arkada da minibüsümüz var. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha gelelim. Biraz daha gelelim. Biraz daha. Evet, şimdi arkada yerimiz kalmadı. Tam sağa yaptık. Kamyona doğru gidiyoruz. Ve parkımız aslında bitti. Başka bir manevra yapmaya gerek var mı? Yok. Evet, kamyon arkası park. Tamam, şimdi park ettiğimiz yerden kamyonun arkasından çıkış yapacağız. Vitesimizi drive'a aldık. Tam sola kırdık. Bakalım, burnumuz kurtarmıyor dersek eğer, şüphemiz varsa duruyoruz. Vitesimiz geride ve direksiyonumuzu tam kaldırıma doğru kırıp geri geliyoruz. Bu arada burnumuz biraz açılıyor. Burnumuz kurtarı dediğimiz yerde duruyoruz. Vitesi ileriye alıp direksiyonu tam sola kırıp gelen araçları kontrol ediyoruz. Daha sonra çıkışımızı yapıyoruz.